Mutlu hafta sonları arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. 5 Eylül 2020 tarihinde bursluk sınavı var. 8. sınıflar bursluk sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi 1. dönem kazanımlarına göre hazırlanmış arkadaşlar. Bir testimiz var. O testimizi ne yapacağız? Türkçe testi 1, Türkçe testi 2 diye çözmeye başlayacağız. Bursluk sınavı arkadaşlar 5 Eylül 2020'de, yani 2,5 aya yakın bir süre var. Burada yapmanız gereken bir şey var. Diğerleri tatil yaparken, gezerken sizler çalışarak ne yapabilirsiniz? Bursluk sınavını kazanabilirsiniz. Maddi gelirinizi artırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Başkaları gezerken sen çalışıyorsan hayatında farklı bir şey yapıyorsun demektir. Bununla gurur duyup sınava hazır olman gerekir. Hemen başlayalım ilk soruyla. Demiş ki ilk soru, aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere getirilirse mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Şunların üçü arkadaşlar mecaz anlam olacak. Bir tanesi gerçek anlam olacak. Hangisi diyor mecaz anlamda kullanılmış olmaz dediğine göre biri gerçek anlamda. Biz gerçek anlamda kullanılan kelimeyi, yani seçeneği arayacağız. Onun bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim diyor. Onun bakışları derken arkadaşlar, bakalım getirelim sırayla. Onun boş bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Boş hepsi oluyor anlam olarak arkadaşlar. Burada boş dediği ne oluyor arkadaşlar? Şunu unutmayın, mecaz anlamlı bir kelimenin yerine başka kelime koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir kural vardır mecaz anlamda. Kitaplarda yazmaz ama mecaz anlamlı bir kelimenin yerine başka bir kelime koyabilirsiniz. Ben hangi kelimeyi koymak isterim peki boş bakış derken? Anlamsız bakışlar olur mu? Olur. Onun anlamsız bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Bakın mecaz anlamda cansız olsun. B seçeneği, onun cansız bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Ne demektir cansız bakış? Oraya bir kelime getirelim mecaz anlamlı yine. İlgi uyandırmayan, sönük olur mu? Olur. Onun ilgi uyandırmayan bakışları veya sönük bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Yine mecaz anlamda kullanılmış. Normalde gerçek anlamı nedir cansızın? Canı olmayan, yaşamayan, diri olmayan, boşta dolu olmayan arkadaşlar gerçek anlamları. Peki serte gelelim. Onun sert bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Bakalım bir kelime getirelim mecaz anlamlı. Sert derken hırçın olur mu? Olur. Onun hırçın bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Veya onun hiddetli, öfkeli bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim. Yine mecaz anlamlı olarak kullanılan bir kelime ile karşılaştık. Peki C seçeneği cevap değil mi? Gerçek anlam. Neden gerçek anlam? Koyalım yerine onun ilgisiz bakışları yüzünden konuşmayı yarıda kestim derken ilgisiz ne demek? Siz zaten olumsuzluk eki, yapım eki. İlgisi olmayan, ilgilenmeyen, aldırmayan, kayıtsız bakışları kastediyor. Yani gerçek anlamı kastediyor arkadaşlar. İlgisiz bakış derken ilgisiz, ya kayıtsız, ilgi duymayan, ilgi ne bileyim veya aldırmıyor. Kayıtsız bakışlar anlamına geliyor gerçek anlamda arkadaşlar. Peki cevap C oluyor. Şimdi 2 numaralı soruya başlayalım çözmeye. 2 numaralı soru bir tablo arkadaşlar. Size şunu söylemek isterim. Bursluk sınavında bir tane görsel soru, görsel okuma sorusu gelecektir arkadaşlar. Ya bu tablo olur ya da bir görsel olur. Her sene mutlaka bursluk sınavında bir görsel soru soruyorlar. Belki bu sene iki görsel soru sorarlar. Bunu bilemiyoruz. Biz şimdi soruyu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu yukarıdan aşağı olanlara sütun diyorlar. Biliyorsunuz zaten bulmacada. K sütunu, L sütunu, M sütunu, N sütunu, P sütunu. Ben önce bir bilgi vermek istedim soru hakkında. Soldan sağa bakın. Yukarıdan aşağı sütun oluyor. Soldan sağa satır oluyor arkadaşlar. Soldan sağa ne oluyor? Satır oluyor. Yani 4 satır var. Kaç sütun var? 1, 2, 3, 4, 5 sütun var. Peki. Böyle. Şimdi sorumuza gelelim. Bunu arkadaşlar bir tık küçültelim. Ekranda sığar zaten, görünüyordur. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay araç içindeki istenen karşılıklarını bulunuz ve yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz diyor. Sonra ne diyor? Buna göre bulmacanın P sütununda yer alan harfleri aşağıdakilerin hangisidir diyor. Peki biz şöyle yapalım. Hepsini sığdıralım. P sütunu nere oluyor arkadaşlar? Şurası oluyor. Bize şurada, şuraya yerleştirilen harfleri soruyor. Yukarıdan aşağı hangisiyse arkadaşlar. Şöyle yuvarlak için aldım. Peki cümleler var burada 4 tane haliyle 4 satır olduğu için. Usta şoför trafik kurallarını harfiyen uyuyordu. Bakın trafik var derken arada ı yok. Bu usta kelimesinin karşıt zıt anlamlısını soruyor bize. Usta nedir arkadaşlar? Usta acemi değil mi? Biz ne deriz ustanın zıttına? Acemi deriz. Acemi. Evet acemi. Evet o zaman P sütununun arkadaşlar ilk harfi neymiş? İ'ymiş.
Davalı kişi yargıç önünde suçunu kabul etti. Kabul etmek bileşik fiil, unutmayın, ayrı yazılıyor, ses düşmesi ve türemesi olmadığı için. Eş anlamlı, yani anlamdaşını soruyor bizi. Hangisinin? Tabii ki yargıç kelimesi. Nedir o? Hakim arkadaşlar. Hakim deriz değil mi? Yargıç. Demek ki P sütunu ne oluyor arkadaşlar? Yukarıdan aşağı ikinci blok M oluyor. Peki 3. Vekillerin çoğu seçimde red oyu kullandı. Karşıt anlamlı kelime hangisi? Reddin arkadaşlar zıttı ne? Red etmek. Tam tersi ne oluyor? Kabul etmek değil mi arkadaşlar? Kabul oyu kullandı diyebilirsiniz. Güzel. Evet. L'ymiş bakın. Üçüncü blok. Bakalım 4 ne diyor? Yeni çıkan yasadan birçok, bakın birçok birleşik yazılıyor unutmayın. Kent yararlanacak. Nedir kentin eş anlamlısı? Şehir. Eş anlamlısını soruyor çünkü bize. Şehirdir yani. İsterseniz şehir diye okuyun. Yeni çıkan yasadan birçok şehir yararlanacak. Demek ki arkadaşlar yukarıdan aşağı P sütunu neymiş? İMLR. Bakalım hangi seçenekte var o İMLR? Gördüğünüz gibi arkadaşlar A seçeneğinde var. Cevap A oluyor. Yani burada bilmeniz gereken şey arkadaşlar sizin öncelikle şu. Şunu yorumlayabilmek önemli. Sütun nedir? Sütun K sütunu, L sütunu, M sütunu, N sütunu, P sütunu. Şunlar da satır. Soldan sağa satır oluyor. Bir de şu cümleleri zaten yandakileri bilirsen, karşıt eş anlamlı arkadaşlar kelimelerin ne demek olduğunu soruyu rahatlıkla çözebilirsin. Hemen bakalım 3 numaralı sorumuza gelelim arkadaşlar. Ne demiş bize 3 numaralı soru? 3 numaralı soru deyimde anlam sorusu, deyim anlam sorusu daha sonra deyimlerle ilgili bir soru. Numaralanmış dizelerden hangisinde deyim vardır diyor. Bakalım 4 tane dize var. Bir şiir demek ki arkadaşlar. Bir kıta oluyor biliyorsunuz 4 dize veya 4 mısra. Dize ile mısra eş anlamlı yani anlamdaş. Dilimin ucunda bir eski arkadaş adı. Unutulmuş şekilleri taşıyan bulutlar. Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuma dolar. Otların üstüne sırt üstü yatmanın tadı. Bakın sırt üstü nasıl yazılıyor? Birleşik yazılıyor. Şu üstü ifadeler arkadaşlar birleşik yazıyor. Unutmayın öğle üstü, akşam üstü, sırt üstü. Birleşik kelimedir, birleşik yazılır. Sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada bir deyim var. Hangisi deyim? Dilimin ucuna. Hani deliminden deriz biz dilimin ucuna geldi. Dilimin ucunda. Yani deyimin aslı dilimin ucunda arkadaşlar. Biz ne deriz genelde? Dilimin ucuna geldi. Hani dilimin ucunda. Dilinin ucunda olmak veya arkadaşlar. Bir söz hatırlanacak gibi olup da hatırlanamadığında biz ne yaparız? Dilimin ucunda deyimini kullanırız değil mi? Bir sözü sanki hatırlayacakmış gibi, söyleyecekmiş gibiyiz ama bir türlü arkadaşlar hatırlayamayız o sözü. Dolayısıyla biz ona ne deriz? Dilimin ucunda deriz. Dolayısıyla arkadaşlar cevap A oluyor. Niye? A'da arkadaşlar ilk dizede deyim var. Dilimin ucunda. Yalnız burada dilimin ucunda mecaz anlamı arkadaşlar. Deyimler genellikle mecaz anlamlı kelimedir. Bunu unutmayalım. Peki diğer sorumuza geçelim hızlıca. 4 numaralı soru bir söz sanatı sorusu arkadaşlar. Bu dizelerdeki kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde yoktur diyor. Önce bu dizedeki benim dizelerdeki şiirdeki söz sanatını bulmam gerekiyor. Denize baksam kayığın hatırı kalır. Ağaca baksam bulutun peki ya iskele. Melih Cevdet Anday şair arkadaşlar. Şimdi denize bakıyormuş şair kayığın hatırı kalır diyor. Yani denize bakınca kayık da hani bana bak demek istiyor. Yani gönül koyar demek istiyor arkadaşlar. İnsanın bir başkasına gönül koyma özelliği niye yüklenmiş? Kayığa yüklenmiş. Ne sanatı? Kişileştirme arkadaşlar. Ağaca baksan bulut da bana gönül koyar diyor. Bana niye bakmıyorsun diye. İskele de aynı şekilde değil mi? Sahilde arkadaşlar. Denizde iskele de bana ne yapar diyor? Gönül koyar diyor. Bana da bak diye ne yapabilir diye bana kırılabilir diyor, darılabilir diyor. İnsanın gönül koyma özelliği, hatır kalma özelliği niye verilmiş? İşte kayıya verilmiş, buluta verilmiş, iskeleye verilmiş. Yani kişileştirme söz sanatı. Soru ne diyor? Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde yoktur diyor. Yani üçünde kişileştirme var, birinde yok arkadaşlar. Bu şekilde soruyu değerlendirmiş olalım. Şöyle önemli değil hepsi sığdığı kadar arkadaşlar veya hepsi sığıyor herhalde. Tamam. Bakalım A seçeneğinde. Yani hangisinde kişileştirme yoktur diyor arkadaşlar. Üçünde var, birinde yok. İki fener, iki fanus ışık serpiyor meydana. Yağmur sanki üzgün üzgün ağlıyor yolda kalana. Bakın insanın ağlama özelliği hemen siz de anladınız. Neye ve yüklendi? Yağmura kişileştirme var değil mi? Peki. B. Yine gün doğdu. Pembe bir duvak giyindi ufuk. Nur serpildi altın tarlalara. Çatladı bereketinden tomurcuk. Bakın duvak kelimesi var burada. Duvak nedir? Gelinler ne yapar? Gelin arkadaşlar yüzünü örter değil mi? O tülden örtüye biz ne deriz? Duvak deriz.
insanın arkadaşlar duvak takma özelliği diyelim niye verilmiş arkadaşlar? Ufuk, ufuk dediği arkadaşlar ne oluyor? İşte denizle gökyüzünün birleştiği o kızıl mavinin olduğu yere biz ne deriz? Ufuk deriz. Genelde kızıllıkla ifade edilir arkadaşlar. Özellikle sabah değil mi arkadaşlar? Gün doğumları veya akşam gün batımlarında ufuk çizgisi deriz değil mi arkadaşlar? Peki nur serpildi altın tarlalara, çatladı bereketinden tomurcuk, pembe bir duvak giyindi diyor. Bakın insanın giyinme özelliği neye yüklenmiş? Ufuğa yüklenmiş. Dolayısıyla burada da ne var? Kişileştirme var. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtman bulutlardan yüce, zıp zıpların pırıl pırıldır diyor. Burada yaşama sevinci var arkadaşlar. Burada bir kişileştirme var mı? Yok. Sadece şair duygularını, mutluluğunu, sevincini ne yapmış? Arkadaşlar bazı kavramlar aracıyla dile getirmiş. İnsanın herhangi bir özelliği, herhangi bir varlığa verilmemiş. Şimdi bahar havası olabilir. Bahçede bahar havası varmış. Havuzda su şırıl şırıl yani akıyormuş. Uçurtman bulutlardan uçurtmasını abartmış arkadaşlar. Yüceymiş, büyükmüş, sıp sıpların pırıl pırılmış. Yani çok temizmiş herhalde ondan söz ediyor. Peki D'ye bakalım. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş tozmuş öğrenemedim. İnsanın gezme özelliği, tozma özelliği niye yüklenmiş? Şurada arkadaşlar rüzgara yüklenmiş. Dolayısıyla burada da kişileştirme var. Ben zaten kişileştirme olan seçenekleri ne yaptım? İşaretledim. K harfiyle. O zaman hangisinde yoktu? Zaten az önce biz ne yaptık? Çözmüştük. C seçeneğinde kişileştirme yok arkadaşlar. Diğer seçeneklerde kişileştirme var. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz ne diyor? 5 numaralı soruya geldik. Şimdi arkadaşlar şu konuyu yine hatırlatmakta fayda var. LGS'de öznel nesnel yargı sorulmayacaktı. Sorulmayacağını da ben size söyledim. Neden söyledim? Fen Lisesi'ne öğrenci alıyor. 34.500 kontenjanı var. Tabii ki sormayacak öznel ve nesnel yargıyı. Daha seçici sorular ne yaptı? Karşımıza çıktı. 5 tane ne sorusu vardı? Analitik zekamızı ölçen sorular vardı. Grafik, tablo, arkadaşlar yorumlama vardı. Belki bir ihtimal LGS bursluk sınavında arkadaşlar LGS'de sorulmayan öznel nesnel yargı işte birinci kişi ağzı, üçüncü kişi ağzı sorulabilir. Hani zannetmiyorum ama sorulacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha basit oluyor çünkü LGS'ye göre bursluk sınavı birkaç tık arkadaşlar daha kolay. Bu söz grubu, bakın şu söz öbeği ifadesini unutmayın. Söz öbeği dediği söz grubu. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanı bu söz grubu. Birden fazla kelimeden oluşunca söz grubu oluyor. Aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir cümle ortaya çıkar. Neydi öznel bir cümle? İçerisinde kişisel yorum olan, kişisel görüş olan, herkes için geçerli olmayan, kanıtlanamayan yani ispatlanamayan, kişiden kişiye değişen, bence bana göre diye başlayabileceğimiz cümlelerdir. Bakalım. İlk kez 1922'de yayınlanmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Çalıkuş romanı o yılda yayınlandı. Zaten bunu ispatlayabilirsin. O zaman ne oluyor? Nesnel oluyor. Kitabın kapağında zaten yazar veya iç kısmında değil mi arkadaşlar? Herkesin beğeniyle okuduğu bir eserdir. Bakın beğeniyle diyor. Şu kişisel görüştür, yorumdur. Kişisel görüş, yorum ne demek? Öznel demek arkadaşlar. O zaman cevap ne oluyor? B oluyor. C. Birkaç bakın bitişik yazılıyı unutmayın. Bir kez dizi filme uyarlanmıştır. Doğru. YouTube açıp bakarsanız birkaç kez filminin yapıldığı, dizisinin yapıldığını görürsünüz arkadaşlar. Bu da nesnel, ispatlayabilirsiniz. İdealist öğretmen tipini anlatan bir romandır. İdealist derken hedefleri olan, amacı olan bir öğretmen tipini anlatan bir romandır diyor. Bunu da ispatlayabilirsiniz. Konusundan bahsediyor arkadaşlar. Yani konu. Açıp okursun, konusu ne? Ya evet dersin, idealist bir öğretmen karakterin dersin. Tip derken anlatan bir romandır. Şimdi arkadaşlar cevap B öznel. Fakat Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu adlı romanı gerçekten de herkesin beğeniyle okuduğu bir eserdir. Onu da söylemekte fayda var ama bunu şöyle düşünmeyin. Arkadaşlar bu eğer bunu cümleye kurarsam öznel yargı oluyor. Bu genel yorum. Benim söylemek istediğim şey genel yorumu. Herkes için geçerli olmayabilir. Sen belki beğenerek okumadın seni sıkabilir. Değil mi roman? Hemen geçelim. 6 numaralı soru bizden ne istiyor? 6 numaralı soru hoş geldi. Bu cümledeki anlam ilişkisinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur diyor. Bak özdeş ne demek? Aynı demek. Özdeş ne demek? Aynı demek arkadaşlar. Aynısı. Anlam ilişkisi derken şimdi şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi, koşul sonuç cümlesi. Böyle bakmak lazım olaya. Toplantıya katılmak üzere yarın İstanbul'a gidiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Yarın İstanbul'a gidiyorum sonuç. Yarın İstanbul'a gitmemin amacı ne? Toplantıya katılmak üzere. Şu üzere arkadaşlar için anlamı katıyor. İçin edatı. Toplantıya katılmak için yarın İstanbul'a gidiyorum diyor arkadaşlar. Peki.
Sizler ne yapacaksınız? Şu makı görünce, üzereyi de görünce, üzere kelimesinin cümleye arkadaşlar ne anlam kattığını, amaç sonuç anlamı kattığını bilmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Her zaman ne yapacaksınız? Mek için amacıyla çevireceksiniz. Çevirelim amacıyla, toplantıya katılmak amacıyla yarın İstanbul'a gidiyorum. Amacım ne? Toplantıya katılmak. Peki. Şimdi yoktur diyor. Yani üçü arkadaşlar amaç sonuç cümlesi, bir tanesi amaç sonuç cümlesi değil ama ne cümlesi ben de bilmiyorum. Bakalım. Sağlığa zararlı olduğundan abur cubur yiyeceklerinden uzak dururum. Sonuçta abur cubur yiyeceklerden uzak dururum. Abur cubur yiyeceklerinden uzak durmamın sebebi ne, nedeni ne? Sağlığa zararlı olduğundan. Bakın dığından var. Dığından diye böyle bir ifade varsa veya dığından, diğinden, duğundan, tiğinden, tüğünden sebep sonuç cümlesi. İsterseniz bunu dığ içine çevirin. Sağlığa zararlı olduğu için abur cubur yiyeceklerden uzak dururum. Bu neden sonuç? Peki. Yunuslar iletişim kurmak için çeşitli sesler çıkarıyor. Sonuçta çeşitli sesler çıkarıyor. Sonuç amacı ne? İletişim kurmak için zaten mak için var. Amaç sonuç cümlesi olduğu arkadaşlar ortada. Bu amaç sonuç arkadaşlar. C. Can güvenliğimizin sağlanması maksadıyla çeşitli önlemler alındı. Bakın şu maksat kelimesinin gaye, amaç olduğunu unutmayın. Amacıyla okuyalım yine. Can güvenliğimizin sağlanması amacıyla çeşitli önlemler alındı. Güzel. Yine bakın amaç sonuç cümlesi oldu değil mi? D. Soğuk havalarda veya mak içine çevirin. Can güvenliğimizi sağlamak için çeşitli önlemler alındı. D. Soğuk havalarda üşümeyelim diye özel giysiler aldırdık. Şimdi şu diye kelimesi arkadaşlar sakın unutmayın. Amaç sonuç anlamı katıyor. Cümleye ne anlamı katıyor? Amaç sonuç. Hemen mak içine çevirelim veya amacıyla ya. Soğuk havalarda üşümemek için özel giysiler aldık. Veya soğuk havalarda üşütmemek amacıyla özel giysiler aldık diyor. Bakın hepsini çevirebildim. Dolayısıyla D de amaç sonuç cümlesi ama siz de zaten gördüğünüz A'da ne cümlesi var, neden sonuç cümlesi var. Peki arkadaşlar hemen akabindeki soruya yani 7 numaralı soruya geçmekte fayda var. Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada çok dikkatli olmak gerekiyor bu tarz sorularda arkadaşlar. Çünkü bu parçada sözü edilen eser diyor. Şu parçanın türünü istemiyor sizden arkadaşlar. Bakın şöyle bir yanlışa düşmeyin. Genelde böyle bir yanlışa düşüyorlar. Bu parçada sözü edilen eserin diyor. Yani burada hangi eserden söz ediliyor? Halide Edip Adıvar'ın Mor Salkımlı Ev adlı eserinden söz ediliyor. Onun türünü istiyor. Şu parçanın türünü istemiyor arkadaşlar. Ülkesinin tarihine hem bir aydın hem de bir eylemci olarak büyük katkılarda bulunmuş bir yazar olan Halide Edip Adıvar Mor Salkımlı Ev adlı eserde bakalım şimdi şuradan çıkması lazım. Çocukluğundan 1918 yılına kadar geçen dönemde tanık olduğu olayları kendi yaşamı ekseninde anlatmıştır. Bakın çocukluğundan başlayan olayları anlatıyor. Yani anılarını anlatıyor arkadaşlar. Demek ki Mor Salkımlı Ev adlı kitap tür olarak neymiş? Anıymış arkadaşlar. Bu anı kitabında yazar Halide Edip Adıvar çocukluğundan 1918 yılına kadar geçen dönemde şahit olduğu olayları ne yapıyormuş? Kendi süzgecinden geçirerek anlatıyormuş. Yani anılarını ne yapıyormuş? Kitap haline getirmiş. Arkadaşlar bize ne yapmış? Sunmuş. Yani anı hatıra alıyor. Gezi yazısı olmayı seyahatnameyi gezilip görülen yerlerin kaleme alındığı yazılardır. Biyografi başka birinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Burada Halide Edvard kendi hayatını anlatmıyor. Şuradan çıkardık biz buna. Çocukluğundan diyor işte 18 yılına kadar geçen dönemde başından geçen olayları anlatıyor arkadaşlar. Yani tanık olduğu, şahit olduğu yıllar sonra anlatıyor. Tamam bunu unutmayın. Anılarda anılar aradan zaman geçtikten sonra 5 yıl, 10 yıl, belki 20 yıl, belki 30 yıl bilemeyiz anlatılır. Söyleyişi, sohbet, fikir yazısı arkadaşlar. Sohbet, söyleyişi. Ana olay yazısı bunu unutmayın. Aradaki fark bu. Peki hemen bakalım 8 numaralı sorumuza doğru bir yolculuk yapalım. Bir paragraf sorusu. Şimdi paragraf sorusu diyerek arkadaşlar böyle hani soruyu geçmenin hiçbir anlamı yok. Şöyle bakın olaya. Burada soru çözme tekniğini kavramanızda fayda var. Bakın ben nasıl çözeceğim. Ki paragraflar gayet güzel arkadaşlar. Öyle sıkıcı paragraflar yok. Zaten okuyunca anlayacaksınız. Bu parçanın ana düşüncesi yani ana fikrini soruyor bize arkadaşlar. Hangisidir diyor. Ya cümlenin ilk cümlededir ana fikir cümlesi ya son cümlededir. Ya da parçanın genelinden siz çıkarmanız gerekiyor. Tabii mutlaka parçayı okumamız da fayda var. Çocuklara yönelik eserler yazmanın en zor taraflarından biri sahici çocuk karakterleri oluşturmaktadır. Bakın çocuk kitaplarının en zor yanları neymiş? Gerçekçi bir çocuk karakterleri yani tipleri oluşturmakmış. Bunun yetişkin bir karakter tasarlamaktan daha zor olduğunu düşünüyorum.
bir yetişkin, gerçek bir çocuk karakteri oluşturmak istiyorsa onun bir çocuk gibi düşünmesi, hissetmesi, hareket etmesi, yani düpedüz çocuk olması gerekir. Yani size şunu söyleyeyim, bir yazar çocuklar için kitap yazacaksa diyor, çocuk gibi düşünmesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Bu da çok zor diyor. Çocuk edebiyatının hiç yaşlanmayan karakterleri bu sırrı çözmüş yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Evet, yani çocuk edebiyatının hiç yaşlanmayan diyor karakterleri, yani tipleri diyor, bu sırrı çözmüş diyor. Yani çocuk olabilen yazarlar ne yapmış? Arkadaşlar kalıcı olmuş kitaplarıyla. Çocuklar tarafından ne yapmış? Sürekli okunmuş. Bakalım. Yetişkin sanatçılar çocuk karakteri oluşturmakta zorlanırlar. Zorlanırlar diyor. Arkadaşlar zorlanabilir ama burada genel olarak zorlandıklarından söz etmiyor. Yani ustaların, çocukların belki neymişler arkadaşlar? Seviyeleri neymiş? Onlardan söz ediyor. Çocukluğu B. Çocukluğunu mutlu geçiren, çocukluğunu mutlu geçiren yazarlar çocuk edebiyatında başarılı olurlar. Hayır arkadaşlar, çocukluğunda mutlu olmuş yazarlar çocuk edebiyatı alanında başarılı olurlar diye bir yukarıda ne yok? İbare yok, söz yok. Çocuk edebiyatının hiç unutulmayan karakterlerini yetişkinler oluşturmuştur diyor arkadaşlar. Olabilir mi arkadaşlar? Belki hani ne yap diyelim, olabilir. Hadi siz öyle söylüyorsunuz. De çocuk dünyasını tanıyan yazarlar çocuk karakterleri oluşturmada başarılı olurlar diyor. O zaman ne kaldı arkadaşlar? C ve D kaldı. Peki. O zaman hangisini yapalım biz? Çocuk edebiyatının hiç unutulmayan karakterini yetişkinler oluşturmuş mu? Yoksa çocuk dünyası tanıyan yazarlar çocuk karakter oluşuma daha başarılı mı diyor. Ya hiç unutulmayan karakterleri mi anlatıyor bura? Yoksa çocuk dünyasını, yani çocukları tanıyan yazarlar çocuk karakter oluşturmada, yani tip oluşturmada daha başarılı mı diyor. Tabii ki çocuk dünyasını tanıyan yazarlar çocuk karakteri oluşturmada daha başarılı diyor arkadaşlar. Bunu nereden anlıyorum ben arkadaşlar? Çünkü çocuk edebiyatının hiç yaşlanmayan karakterleri bu sırrı çözmüş yazarlar tarafından kaleme alınmıştır diyor arkadaşlar. Yani çocuk karakteri oluşumunda başarılı oluyor bu insanlar. Niye? Bunlar çocuğun dünyasını tanıyor arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. Bir yetişkin gerçek bir çocuk karakteri oluşmak istiyorsa onun gibi çocuk gibi düşünmesi, hissetmesi, hareket etmesi, yani düpedüz çocuk olması gerekiyor. O zaman çocuk dünyasını tanıyan yazarlar çocuk karakteri oluşturmada başarılı oluyor. Demek ki çocuğun dünyasına inince ne oluyor? Çocuk karakterler, yani kişiler, tipler ne yapabiliyormuşum? Oluşturabiliyormuşum. Şu yardımcı düşünce arkadaşlar, paragraftan çıkaracağımız diğer bir yardımcı düşünce. Hemen geçelim 9 numaralı soruya. 9 numaralı soru ne diyor? Yine bir paragraf sorusu ama bakın. Bakın arkadaşlar, dil ve anlatım yönünden incelendiğinde soruyor bize. Arkadaşlar mutlaka bursluk sınavında gelir böyle bir soru. Yargılarından hangisi söylenemez diyor. Bunlar çok önemli. Olay yazısı, karşılaştırma, benzetme, birinci kişi ağzı. Şu birinci kişi ağzını çok sormuştu bana öğrenciler. Arkadaşlar birinci kişi ağzı sınavda, LGS sınavında çıkmayacaktı. Çıkmayacağını söylemiştim. Birinci kişi ağzı TEOG sınavlarında çıkıyordu. Veya bursluk sınavında gelebilir. Bak, bir bursluk sınavında karşınıza gelir arkadaşlar ama LGS sınavında çıkmaz. Her zaman şunu söylüyorum. LGS demek fen lisesini öğrenci alacak sınav demek. Bunu unutmayın. Fen lisesini öğrenci alacak sınav demek. Bunu unutmayın. Evet. Bu metnin dil ve anlatım yönünden incelediğinde aşağıdaki yargılı hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Bahçıvan Akkavak köyünde doğmuş. Orada yaşamıştı. Bakın, bir kişi var mı? Kişi var. Kişi varsa hemen aklıma olay geliyor arkadaşlar. Olay. Yani kahraman varsa olayız. Yer var mı? Var. Köy. Demek ki yer var, kişi var, olay var, yer var, zaman var arkadaşlar. Değil mi? Bunlar hikayenin veya romanın 4 unsuru arkadaşlar. Yani olayız. Olan, kahraman, yer ve zaman. Yaşam boyunca köyünden öteye geçmemişti. Bu topraklardan ayrı kalma ne demek olduğunu bilmiyordu. Şu bereketli toprağın üstünde ve uçsuz bucaksız mavi göğün altında yabancısı olduğu hiçbir duygu yoktu. Bakın, şu bereketli toprağın üstünde ve uçsuz bucaksız mavi göğün altında yabancısı olduğu hiçbir duygu yoktu diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Duyguları karşılaştırıyor. Yani o topraklar üzerinde yaşarken sahip olduğu duyguları ne yapıyor? Karşılaştırıyor arkadaşlar. O zaman iki karşılaştırma da yapılmıştır diyor. Kendi dar ve sert kabuğunda yaşayan diğer insanlara göre daha zengindi. Bakın yine şurada ne var? Göre var, daha var. Bu göre, daha, ise, kadar arkadaşlar, en kelimeleri varsa bir cümlede, o cümlede karşılaştırma anlamı vardır. Kendi dar ve sert kabuğunda yaşayan diğer insanlara göre daha zengindi bahçıvanın iç evreni.
Bahçıvan'ın iş dünyası ile arkadaşlar zengin insanların ne yap iş dünyasını karşılaştırdı. Hangi yönden karşılaştırdı arkadaşlar? Mecaz yönden, zenginlik yönden arkadaşlar. Onun kastediği daha doluymuş. Ya yani işsel olarak daha mutluymuş belki Bahçıvan zenginlere göre. Zenginlerle Bahçıvan'ın ruhsal yapısını ne yaptı? Karşılaştırdı diyelim. Şu iki cümlede ne var arkadaşlar? Şu ile başlayan cümlede var. Kendi ile başlayan cümlede karşılaştırma var. Peki benzetmeye yer verilmiş mi? Benzetme yoktu arkadaşlar. Bahçıvan'ı herhangi bir şeye benzetmedi zaten gördük. Peki birinci kişi ağzından anlatılmıştır diyor. Bahçıvan burada kendi ağzından anlatmadı olayı. Yazar dışarıdan gözlemlediğini anlattı değil mi arkadaşlar? O zaman birinci kişi ağzı değil tam tersi üçüncü kişi ağzı değil mi arkadaşlar? Ama şöyle deseydi Akkaba köyünde doğdum deseydi birinci kişi oluyordu arkadaşlar. Şimdi söylenemez diyor hangisi 3 ve 4 arkadaşlar söylenemez diyor yanlış okumayın altı çizilmiş. Söylenir dese 1 ve 2 oluyordu. Peki hemen tekrar edelim. Eğer kahraman varsa yani kişi olay varsa yer mekan varsa zaman varsa arkadaşlar ne oluyor? O olay yazısıdır. Sakın unutmayın. Bazen zaman olmayabilir. Bazen mekan olmayabilir. Siz de onun tamamına zaten bir hikaye olduğunu ne yaparsınız? Anlarsınız arkadaşlar. Evet gelelim 10 numaralı soruya. Bakın 10 numaralı soru da bir paragraf sorusu ama dediğim gibi arkadaşlar LGS'de böyle bir soru çıkabilirdi. Burslu sınavında gelir böyle bir soru. Aşağıda ne oluyor? Seçenek veriyor sana. Soru soruyor seçenekte. Daha sonra arkadaşlar sen o sorunun arkadaşlar cevabını yukarıdan okuyacaksın. Peki ama hangi doğru soruyu bulacağız biz burada? Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylemiş olabilir diyor. Bir okuyalım bakalım. Kitap kapaklarını tasarlarken en çok nelere dikkat edersiniz? Kitap kapaklarını tasarlamadan söz etti. Bir kapak tasarımcısı olarak kapaklarda hangi özellikleri? Kapağın hangi özellikleri arasında yani kapak tasarlıyormuş adamın işi kitap kapağı tasarlamaymış. Kapağı tasarlarken diyor hangi özellikleri ararsın diyor. C. Kapak tasarımcısı olmak isteyen gençlere önerileriniz neler diyor. Peki gençlere öneri diyor. Onu da altını çizelim. D. Kapak tasarımda en çok hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Burada da yöntemlerden söz ediyor arkadaşlar. Hemen okuyalım. Peki yenilikçi bir tasarımcı olarak mümkün olduğunca kendini tekrar etmeyen özgün tasarımlara odaklanmayı tercih ediyorum. Evet özgün yani diğerlerine benzemeyen. Bununla birlikte oluşturduğum kapağın kitabın içeriği hakkında okura fikir verebilmesi benim için önemli diyor. Oluşturduğum kapağın diyor arkadaşlar. Tasarlamaktan söz ediyor herhalde değil mi arkadaşlar? Kapak ve kitap içeriğinde bir bütünlük yaratabilmek, kitabın raftaki diğer kitaplardan ayrılmasını sağlayabilmek de göz önünde bulundurduğum hususlardan yani özelliklerden diyor. Dikkat edin kitap tasarımı diyor şurada. Bununla birlikte oluşturduğum kapağın kitabın içeriği hakkında okura fikir verebilmesi benim için önemli. Bakın hatta şurada ne diyor? Özgün tasarımlar yani neden bahsediyor arkadaşlar? Kitap tasarlarken nelere dikkat ediyormuş? Arkadaşlar bize onu ne yapıyor anlatıyor. O da A'daydı bakın. Kitap kapakları tasarlarken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Peki güzel nelere dikkat ediyor? Özgün yani orijinal olmasını istiyor kapağın arkadaşlar veya diğer kitaplardan ayrılsın diyor yani. Bir okuyucu baktığı zaman dikkat çekebilsin diyor. Başka bir de içerikle yani konu ile uyumlu olsun diyor arkadaşlar. Şurada diyor onda kitap içeriğinde bir bütünlük oluşturabilsin diyor. Dolayısıyla kitap kapaklarını tasarlarken en çok nelere dikkat edersiniz diye bir sorunun cevabını az önce ben size ne yaptım? Söyledim yani saydım nelere dikkat edeceğini. Hemen bakalım 11 numaralı soruya. 11 numaralı soru arkadaşlar bir paragraf sorusu gibi geliyor ama şöyle bakalım olaya. Bakın bu TEOG sınavında bu kelimelere, bu tarz sorulara çok sordular. Aşağıdakilerin hangisi bu parça anahtar sözcüklerinden biri olamaz diyor. Yani anahtar sözcük dediği şöyle. Parçada verilmek istenen, mesajın etrafında dönen kelimeler var. Bir de şöyle cümle içinde geçmesi gereken kelimeler var ama konudan bağımsız kelimeler bunlar. Bakalım önce anlamamız gerekiyor. Penisilinin keşfiyle 1928'de hayatımıza giren antibiyotikler, bakın antibiyotikler 1928'de hayatımıza girmiş. Yıllar boyunca tıpta önemli bir yere sahip oldu. Hücre duvarının sentezini durdurmak, hücre zarının işlevini bozmak, protein sentezini engellemek gibi etki mekanizmaları olan antibiyotikler milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Fakat hızla artan bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı günümüzde antibiyotiklere dirençli bakterilerin ortaya çıkması neden oluyor.
Arkadaşlar şimdi bakın epleden bahsetti, antibiyotikten bahsetti. Bunu zaten anladınız. Peki, fakat hızla artan bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı günümüzde antibiyotiklere dirençli bakterilerin ortaya çıkması neden oluyor. Doğru, antibiyotikleri çok kullanınca ne yapıyormuşuz? Vücudumuz direnç gösteriyormuş. Bakteriler üretiyormuş antibiyotiklere dirençli. Bakterinde de söz etti arkadaşlar bakterilerden. Ne kaldı? Mekanizma ile hücre kaldı. Şimdi ikisini bulalım. Mekanizma burada geçiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Hücre nerede geçiyor? Hücre burada geçiyor. Okuyalım şimdi. Hücre duvarının sentezini durdurmak, hücre zarının işlevini bozmak, protein sentezini engellemek gibi etki mekanizmaları olan antibiyotikler. Bakın antibiyotikler ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Hücre zarının işlevini bozuyormuş. Hücre duvarının sentezini durduruyormuş. Dolayısıyla bu antibiyotiğin özelliklerinden bir tanesi neymiş? Hücreleri etkileyebiliyormuş. O zaman hücreden de söz etti. Peki mekanizma diyor. O neden arkadaşlar bu parça anahtar sözcü olamaz? Yani bu parçada konunun etrafında dönmeyen bir kelime olamaz. Şöyle ki hücre zarının işlevini bozmak, protein sentezini engellemek gibi etki mekanizmaları olan. Burada arkadaşlar sadece yazar bize fikrini, düşüncesini ispatlamak için o kelimeyi kullanmak zorunda kalmış, tamam mı? O kelime duygularını, düşünceleri anlatmak için bir aracı. Konunun içinde değil arkadaşlar, öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla mekanizma kelimesi bu parçanın anahtar sözcüklerinden biri olamaz. Hemen 12 numaralı soruya bakalım. 12 numaralı sorumuz nerede? Yukarıda arkadaşlar, burada, sabırlı olalım. Peki yine bir paragraf sorusu ama bu sefer şöyle soruyor. Arkadaşlar çıkarılamaz diyor. Bu çıkarılamaz soruların altını mutlaka okuyun. Ben genellikle önce seçenekleri okuyorum, daha sonra metni okuyorum. Bir kitabın yayınlanmasında editörün büyük emeği vardır. Evet, editör de yemek yiyecek arkadaşlar. Editör ne? Editör yayımcı arkadaşlar. Böyle kitapları yayınlayan kişilere biz ne deriz? Editör deriz. Demek ki editörün büyük emeği varmış arkadaşlar kitap yayımlarken. B. Üzerinde çalıştığı kitabın basılması bir editör için büyük sevinç kaynağıymış. Arkadaşlar kitap yayınlanınca ne oluyormuş? Editör seviniyormuş. Peki, tamam. C. Yayıncılık işinde editörlere olan ihtiyaç her geçen gün artıyormuş. Bakalım. Editörler kitaplara yayınlanmadan önce gözden geçiren kişilerdir. Burada da editör ne yapmış? Tanımlamış. Kitaplar yayınlanmadan önce gözden geçiren kişilerdir. Evet. Şimdi ben bunu niye yuvarlak için aldım? Onun sebebini de söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle, şu A'da neden bahsetti? Editörün büyük emeği vardır diyor. B'de yayınlanınca kitap editörü mutlu oluyor diyor. D'de işte kitapları yayınlamadan gözden geçiriyor diyor. C'de ne diyor? C'de de editörlere ihtiyaç var diyor. Yani şeyden çıktı, konudan çıktı. Yani A, B ve D'ye bakın hep aynı konunun etrafında döndü ama C farklı bir konuya geçti. Bu nedenle ben C dedim. Zaten arkadaşlar herhalde büyük ihtimalle C çıkacak. Fakat benim bu yaptığımı siz sınavlarda arkadaşlar yapmayın. Her zaman işinizi garantiye alın. Çok eminseniz artık bir bakışta böyle hani ne diyelim paragraf sorularını çözebiliyorsanız yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok ama böyle arkadaşlar geleceğinizi etkileyecek sınavlarda bunları uygulamayın derim. Metinlerin gizli kahramanları, bazen kurtarıcıları olan biz editörler her ne kadar okurun gözünde geri planda kalsak da bilsiz olmaz yayıncılık. Okur gidip kitabı satın alır ama bilmez kitabın hangi süreçlerden geçerek bu hale geldiğini. Yayınlanacak eserin kaç defa okunduğundan, hataların nasıl giderildiğinden, dipnotlarla nasıl uğraşıldığından hiç haberi olmaz okurun. Ama bu durum rahatsız etmez bizi çünkü matbaadan taze çıkmış kitabın kokusunu duyunca çektiğimiz bütün sıkıntıları unuturuz biz ve emeğimizin karşılığını bu şekilde alırız diyor. Bakın editörün büyük emeği vardır diyor, doğru. Üzerinde çalışmak basılması için basılması yani üzerinde çalıştığı kitabın basılması editör için büyük sevinç kaynağıymış. Zaten ne diyor, unuturuz diyor o yorgunluklarımızı şurada. Arkadaşlar sevinç kaynağı, doğru. Peki editörler kitapları yayınlamadan önce gözden geçiren kişilerdir. Zaten arkadaşlar burada söylüyordu. Ne diyordu? Şöyle hataları nasıl giderildiğini, dipnotlara nasıl uğraşıldığında hiç haberi olmaz okurum diyor, değil mi? Birkaç defa ne yapıyormuş? Kitapları eserini kaç defa diyor şurada okunduğundan haberi yok diyor. Bizler diyor kitapları birkaç defa okuyoruz yani gözden geçiriyoruz diyor arkadaşlar. Hatalarını buluyoruz diyor. Ama yayıncılık işinde editörlere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor diye bir var mı öyle bir düşünce burada veya bir cümle karşılaşmadık değil mi arkadaşlar? Cevap C oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hep soru çözme teknikleriyle gidiyoruz. Her sorunun bir tekniği vardır. Nasıl matematikte bir arkadaşlar ne bileyim bir problem için ne yapabiliriz? Çeşitli metotlar, yöntemler varsa arkadaşlar Türkçe'de, dil bilgisinde, paragrafta da soru çözme teknikleri vardır. Ama şu
Bir gerçek ki genellikle okullarda maalesef soru çözme teknikleri pek öğretilmiyor bize arkadaşlar. Konulardan gittiğimiz için bu bir eksikliktir. Onu da kendimi eleştirmekten geri kalmıyorum. Evet, gelelim 13 numaralı soruya. 13 numaralı soru arkadaşlar. Bir ne sorusu? Ana duygu sorusu. Burslu sınavında gelir arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu şiirin ana duygusu aşağıdaki hangisidir? Şiiri okuyacağız. En çok hangi duygu üzerine duruyor bakalım. Özlem mi? Hasret mi? İşte sevinç mi? Kararsızlık mı? Pişmanlık mı? Bakalım. Maziye ya da daldığım zaman. Şimdi mazi geçmiş demek arkadaşlar. Şimdi ya da derken anmak demek arkadaşlar. Yad etmek. Anmak. Yad ettim seni. Anmak. Yadın iki arkadaşlar bir de yabancı anlamına geliyor. Yad eller derler yabancı. Burada yad anmak anlamda. Yani geçmişi hatırlamak. Hatıralar geçmişe dalmış hatırlarken arkadaşlar. Geçmişi düşünerek diyelim veya geçmişi düşünerek daldığım zaman tüter içimde eski buhurdan. Bakın tüter içimde diyor. Bir şey o zaman bir şeye özlem duyuyor değil mi? Lamba. Tüter içimde eski bir lamba diyor. Mecaz var burada arkadaşlar. Yani geçmişe bir özlem duyduğunu. Yani geçmişe karşı duyulan özlemin alevini olmuş arkadaşlar. Ortaya çıkmış. Alevlenmiş. Özlem alevlenmiş. Peki. Gizliden gizli genzime dolar. Yani konuşamam diyor. Böyle hani boğazına bir düğüm olur diyor arkadaşlar. Meciz anlam. Böyle güzel hatıraları gelmiş aklına. Kokular gibi hep hatıralar. Kokular gibi hep hatıralar değil mi? Kokular gibi diyor. Nasıl güzel kokuları unutamayız. Hatıraları da unutamayız arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Anıları. Hatıralarla aklımı çeler. Eski bahçeler, eski bahçeler. Yani o bahçede yaşadığı anılar arkadaşlar hep aklıma gelmiş. Haliyle biz cevabı söyledik zaten arkadaşlar. Geçmişe ne diyor şairimiz? Özlem duyuyor. Dikkat edin hep mecaz var. Şiir mecaz üzerine kurulur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Peki hatıra zaten anı oluyor. Bu şair gibi siz de bol bol anı biriktirin arkadaşlar. Anı biriktirmek geleceği mutluluk arkadaşlar. Geleceği geleceğin arkadaşlar mutluluk için arkadaşlar bir ne oluyor? Anı kapısı oluyor. Bir anahtarı oluyor. Mutlaka anılarınızı biriktirin. Bir şekilde anılarınızı biriktirmekte fayda var. Mutsuz olduğu zamanlarda anılar size arkadaşlar ne olur? Yol gösterir. Öyle diyeyim. 14 numaralı soruya geldik. 14 numaralı soru metin oluşturma sorusu. Bu tarz soruları ya paragrafın cümlelerin tamamını okuyarak oluşturabilirsiniz paragrafınızı. Ya da arkadaşlar seçeneklerden gidebilirsiniz. Seçenekler zaten bakın neyle başlıyor? Hep 4 ile başlıyor. Ama burslu sınavında seçeneklerin bu şekilde hep aynı numarayla başlaması söz konusu olmayabiliyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Biz hemen 4'e göre okuyalım. Daha sonra ben metnin tamamını okuyacağım. 4 bir giriş cümlesi çünkü. Bilim insanları yıllardır Mars'la ilgili araştırmalar yapıyor. Bakın zaten bunun bir giriş cümlesi olduğu belli arkadaşlar. Bilim insanları yıllardır Mars'la ilgili araştırmalar yapıyormuş. Peki araştırmalar yapıyormuş altını çizdim. Peki ama Mars'tan Dünya'ya kadar ulaşan göktaşları incelenerek gerçekleştiren araştırmalar da vardır diyor. Göktaşları. Demek ki arkadaşlar göktaşları Dünya'ya geliyormuş. Bir bu şekilde araştırma var. Bir de bundan öncesinde bir araştırma varmış. Yani burada benim anladığım kadarıyla iki araştırmadan söz ediyor. Bir tanesi Dünya'ya kadar gelen Dünya'ya düşen göktaşlarını araştırmışlar bilim adamları. Bir de Mars'la ilgili bir araştırma yapmışlar. Bakalım o Mars'la ilgili yapılan araştırmalar ne? İncelemeler sonucunda bu göktaşının yaklaşık 2,1 milyar yıl önce oluştuğu ortaya çıkmış. Yani yaşı ortaya çıkmış arkadaşlar. İncelemeler sonucunda diyor. Bir de göktaşı diyor arkadaşlar. Mesela araştırmacılar Sahra Çölü'nde bulunan bir göktaşını incelemişlerdi diyor. Şu mesela örnek veriyor. Demek ki bundan önce yazarın bir düşüncesi var. O düşüncesini bize desteklemek için, ispatlamak için ne yapıyor? Örnek veriyor. Mesela diyor 3'ten önce ne gelebilir arkadaşlar? Mesela araştırmacılar Sahra Çölü'nde bulunan bir göktaşını incelemişler. Şu 5'i bir okuyayım. Bu araştırmaların çoğu Mars'a gönderilen uzay araçları aracıyla gerçekleştiriliyor diyor. Şimdi arkadaşlar benim hemen anladığım kadarıyla şu göktaşını incelemişler diyor ya mesela. Şimdi niye örnek veriyor biliyor musunuz? Dünya'ya kadar gelen atmosferden Dünya'ya düşen göktaşlarını örnek veriyor. Yani mesela araştırmacılar Sahra Çölü'nde bulunan bir göktaşı. Sahra Çölü'ne düşen bir göktaşı varmış. Hemen şu 3'ten önce bir gelmez mi? Şöyle bakın ama Mars'tan Dünya'ya kadar ulaşan göktaşları incelenerek gerçekleştirilen araştırmalar da var. Mesela araştırmacılar Sahra Çölü'nde bulunan bir göktaşını incelemişler. Sonra ne yapmışlar? Bakın incelemişler diyor ya şurada. Hemen birbirini tamamlayıcı ifade var.
İncelemeler sonucunda bu göktaşının yaklaşık 2,1 milyar yıl yaşında olduğunu anlamışlar. Bakın ne yaptı? Birbirini bağladı. Zaten 1, 3, 2, 4 bilim insanları yıllardır Mars'la ilgili araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların çoğu Mars'a gönderilen uzay araçları aracıyla gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar bakın. Demek ki önceleri bilim adamları ne yapmış? Mars'a uzay sondası, uzay aracı göndermiş. Oradaki işte taşları incelemiş bu robotlarla. Bir de dünyaya kadar gelen göktaşları varmış. Örnek vermiş. Sahra çölüne düşen göktaşlarını bilim adamları ne yapmış? Araştırmış. Bu şekilde onların yaşını ortaya çıkmış. Yani göktaşlarını iki şekilde araştırıyorlarmış. Ya Mars'a uzay aracı gönderiyorlarmış ya da işte Mars'tan kopup dünyaya kadar gelen göktaşlarını ne yapıyorlarmış? Araştırıyorlarmış arkadaşlar. Burada diğer bir soruya geçmeden önce çok önemli bir konu var. Mars kelimesi, bakın dünya kelimesi gezegen anlamında, gezegen anlamında kullanıldığı için ilk harfi nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor ve gelen ekler, çekim ekleri arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmış oluyor. Sahra çölü derken yine bakın bir arkadaşlar yer adı Sahra çölü. Dolayısıyla o da büyük yazılıyor, bunu unutmayın. Hemen bakalım 15 numaralı sorumuza. 15 numaralı soru hemen karşımızda. Bakın paragraf tamamlama var. Bu sorular mutlaka burslu sınavında gelir. Çok güzel sorular bunlar. Paragraf tamamlama burslu sınavında size sorulacaktır. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur diyor. Bir tanesi demek ki cevap oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Belli bir yaşa ulaşan herkes tarihle ilgili pek çok şey söyleyebilecek ki olgunlukta olduğunu düşünür. Bakın pek çok ayrı. Ama esasında tarihçilik ciddi birikim ve donanım gerektiren kuralları olan profesyonel bir meslekmiş. Evet, tarih arkadaşlar profesyonel bir meslekmiş. Bunu unutmayın. Ciddi birikim gerekiyormuş. Tarihçi geçmişte yaşamış insan ve toplumların geleneklerini, inançlarını, hukukunu, kültürünü, diğer toplum ve gruplarla ilişkilerini bilmek ve araştırmakla sorumludur. Yani geçmişi diyor, tam sağlıklı şekilde bilmek zorundadır diyor tarihçi arkadaşlar. Sonuçta ne olabilir bakalım? Çünkü tarihi olaylardan ders çıkarmayan milletin geleceğe güvenli olmaz diyor. Burada milletlerden falan söz etmedi arkadaşlar. Kişi diyor, yani tarihçi diyor, araştırma yapsın diyor. Geçmişe sadık kalsın diyor. Ben bunu anladım. Aksi takdirde arkadaşlar tarihi olaylar günümüze yanlış bilgi ve yorumlarla aktarılır. Evet, bu değil mi arkadaşlar? Ne diyor öncesinde? Tarihçi geçmişte yaşamış insan ve toplulukların geleneklerini, inançlarını, hukukunu, diğer toplum ve gruplarla ilişkilerini bilmek ve araştırmakla sorumludur. Bilirse zaten doğru bir şekilde bize ne yapar? Aktarır. Eğer bilmezse zaten günümüze yanlış aktarmış olur ve yanlış yorumlarız geçmişi. Cevap B. C. Tarihçi bu sayede olaylara milli duygularla harmanlayarak günümüze ulaştır. Yine milli duygulardan söz etti. Onlardan söz etmiyor arkadaşlar. Oysa edebiyatçıların okuyuculara karşı böyle bir sorumluluğu yoktur. Burada da edebiyatçılarla tarihçileri karşılaştırdı ama yukarıda bir karşılaştırma yok. Şimdi burada kültürü de öğrensin diyor. Milli duygular derken arkadaşlar onu kastetmiyor. Burada tarihçi bu sayede olayları milli duygularla harmanlayarak günümüze ulaştır diyor. Buradaki anlatmak istediği tarihçi objektif bir gözle geçmişi inceleyecek ve bize ne yapacak diyor? Sunacak diyor arkadaşlar tarafsız bir şekilde. Hemen 16 numaralı soruya bakalım arkadaşlar. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti gelmelidir diyor. Bakalım. Kardeşim bu yaz roman türünde yaban, devlet ana, şiir türünde bakın. Roman türü diyor, şiir türü diyor. Bunlar bir tür, bir takım adı. Romanlarla şiirler bir tür diyelim. Bu yaz roman türünde yaban, virgül arkadaşlar, devlet ana. Hemen romanın bitimine bir noktalı virgül koyalım. Şiir türünde ise 35 yaş virgül, sevda sözleri virgül, Safahat adlı kitapları okudu. Bu şekilde arkadaşlar, yani burada peki nokta virgülün maddesi ne? Arkadaşlar tür ve takım adlarını ayırmak için ne kullanılır? Noktalı virgül kullanılır. Veya şöyle yapalım daha iyi anlaşılsın diye. Yaban, virgül, devlet ana. Bakın roman adları olduğu için bunlar büyük harfle başlıyor. Bu sakın unutmayın. Noktalı virgül arkadaşlar işte 35 yaş. Evet. Devam ediyor arkadaşlar. Bakın hemen romanın bitimine ne koydu? Noktalı virgül koydu. Roman bir tür olsun. Şiir bir tür olsun. İşte tür ve takımları ne yaptı? Ayırdı. Tür takım arkadaşlar hemen hemen aynı. Araya ne konuyor? Noktalı virgül konuyor. Dikkat edin. Noktalı virgülün altı virgül küçük harfle başlaması lazım. O özel isim olduğu için eser adı büyük harfle başlamış. Peki. Burada konuyu biraz da yapmış arkadaşlar. Örneği biraz süslemiş. Bunu unutmayın.
Dolayısıyla arkadaşlar nereye gelecek? Tekrar edelim. 2 numaralı yere noktalı virgül gelecek. Evet, virgülle ayrılmış tür ve takım adlarını ayırmak için ne yapmış arkadaşlar? Noktalı virgül kullanmış. Bunu sakın unutmayın. Hemen bakalım 17 numaralı soru. 17 numaralı soruya geçmeden önce bakın eser adları büyük harfle başlıyor. Bunu sakın unutmayın. Normal tırnak içinde de alınabilir cümle içinde. Veya bugün biz şairimizin 35 yaş adlı şiirini okuduk derken 35 yaşı tırnak içine alabilir. Bu noktalama kuralıdır. Unutmayın. Burslu sınavında gelebilir karşınıza. Hemen arkadaşlar 20 numaralı sorumuzu çözelim. 20 numaralı soru karşımızda çünkü. Buna benzer bir kullanım aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır diyor. Bakalım. Sabreden derviş muradına ermiş atasözünde fiilimsi bir sıfat tamlaması oluşturmuştur diyor. Bakalım. Fiilimsi nerede? Şurada en var sıfat bir arkadaşlar. Derviş de isim. Nasıl derviş? Sabreden derviş. Bakın sıfat tamlaması olmuş. Derviş isim sabreden zaten sıfat tamlaması. Sıfat artı isim sıfat tamlaması. Yani sıfat da zaten orada sıfat fiil eki almış. Hem sıfat fiil eki olacak diyor hem sıfat tamlaması olacak diyor. Bizden onu istiyor arkadaşlar. Bakalım akacak kan damarda durmaz. Şimdi akacak kan nasıl kan? Akacak kan bakın ecek acak sıfat tamlaması. İşte bu cevap ne oluyor? A oluyor. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanırmış. Burada fiilimsi var ama şey değil arkadaşlar. Sıfat tamlaması yok. Zarf fiil. Bunu biliyorsunuz zaten. Zarf fiil diyelim buna. Peki. Kaymağı seven mandayı yanında taşır. Şimdi burada sıfat fiil var. Yani doğru söylüyorsunuz arkadaşlar ama bu isim düşmüş. Seven insan demek istiyor. Bu atlaşmış sıfat değil. Sıfat tamlaması yok. İsim düşünce atlaşmış sıfat fiil oluyor. Seven insan demek istiyor veya seven kişi demek istiyor arkadaşlar. En sıfat fiil ama atlaşmış sıfat fiil. Niye? Çünkü önündeki isim düşmüş. De bakarsam bağ bakmazsam daha olur diyor. Burada bir fiilimsi yok arkadaşlar. Niye? Burada bakarsan SSA koşul eki, bu kişi eki, bu olumsuz eki, bu SSA koşul eki, neydi kişi eki arkadaşlar. Cevap A oluyor. Hemen 19 numaralı soruyu bakalım. 19 numaralı soru biraz büyütebilir miyiz arkadaşlar? Evet büyütelim. 19 numaralı soru ne istiyor? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diyor? Diğerlerine farklı türde bir fiilimsi vardır diyor. Bakalım. Kutup ışıkları dünyanın kutuplara yakın bölgelerinde gözlenen harika bir doğa olayıdır. Şu en'i unutmayın arkadaşlar. En çok kullanılan sıfat fiil eklerinden bir tanesi. Nasıl olay? Gözlenen olay. Bakın sıfat tamlaması kurmuş. Olay burada cümlenin sonunda isim. Araya sıfat tamlamalarında isim girebilir. Bunu unutmayın. Sıfat fiil arkadaşlar bir. Şöyle sıfat S yazalım yeter. Mor, kırmızı, mavi, yeşil renkli kutup ışıkları güneşten yayılmış parçacıklardan oluşur. Parçacık isim. Nasıl parçacık? Yayılmış parçacık. Yine mış sıfat fiil. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Önünde isim olacak ve nasıl soru soracaksın? Buna da sıfat fiil diyelim. Görenland'da Eylül ve Nisan ayları arasında kutup ışıklarını izlemek mümkündür. Bakın burada mek var. Mek nedir? İsim fiil arkadaşlar. Zaten cevap çıktı. Bu muhteşem doğa gösterisi insanda unutulmaz duygular uyandırır. Duygu isim. Nasıl duygu? Unutulmaz duygu. Maz arkadaşlar burada sıfat fiil. Bu da sıfat fiil. Cevap C. C'deki farklı bir fiilimsi. Yani isim fiil. Diğerlerinde sıfat fiil var. Yine burada Eylül ve Nisan kelimeleri küçük hale başlamış. Sebebi de bir sayı yok. Yani bir tarih yok önünde. Belli bir tarih ve gün bildirmediği için küçük harfle başlar. Ay ve gün adları unutmayın. Yine burada güneş derken yıldız adı olduğu için bizim yıldızımızın adı olduğu için G büyük gelen çekim ekidi kesme işaretiyle ayrılıyor. Hemen 18 numaralı sorumuza bakalım. 2 soru kaldı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Diyor. Yine fiilimsi sormuş. Üçünde fiilimsi var. Birinde fiilimsi yok. Bakalım. Bilgisayarını kendisi tahmin etmeye çalıştı. Siz de görüyorsunuz etmedeki M isim fiil mayışmak diye kodlamıştık. Etmemeye fiilimsi eki almış bir kelimenin olumsuzu yapılabilir. Derine daldığında çok farklı balıklar görmüş. Burada dığında diğinde var zarf fiil var. Zaten zarf tümleci görevinde zarf fiil öge olarak. Ne zaman çok farklı balıklar görmüş derine daldığında zarf tümleci bakın öge olarak. Zarf fiil var. Yalan haberlerle ortalığı velveleye vermiş, karıştırmış. Şimdi burada an sıfat fiil değil. Tamam sıfat tamlaması yapmış ama buradaki an arkadaşlar sıfat fiil yalan isim. Bunu unutmayın. Yalan kalıcı isim bu arkadaşlar. Sıfat fiil yok burada. Burada tuzak bir kelime koymuşlar. Sıfat fiil yapmış ama sıfat tamlaması kurmuş ama sıfat fiil eki almamış. Sıfat niteleme sıfatı netice itibariyle haber isim. Yalan kelimenin kendisi yani kökü diyelim arkadaşlar. Peki isim oluyor. Doğrunun zıttı.
O şarkıyı dinlerken bakın kendi zarf fiil. Hep geçmiş düşünüyorum diyor. Demek ki C'de arkadaşlar fiilimsi yok. Bunu sakın unutmayın. An ekini karıştırmayın kalıcı isimde yapabiliyor. Ve geldik 17 numaralı yani son sorumuza. Yazım yanlışı yoktur diyor. Yazım bilgisi sorusu. Dikkat etmekte fayda var. İyi dinleyin beni arkadaşlar. A seçeneği bakalım neymiş yoktur diyor. Yaz tatilinde Uğur Beylerin Alanya'daki yazlığına gideceğiz. Şimdi Uğur Bey derken Bey'in B'si büyük olması lazım. Saygı sözü çünkü. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Dolayısıyla bu da yazım yanlışı var. Yoktur diyor. Yok olanı biz arayalım. Alanya arkadaşlar ilçe ismi. Burada gelen çekim ekili ne olmuş? Ayrılmış. 3 sene boyunca Kastamonu'nun Abana ilçesinde görev yaptım. Kastamonu il ismi, gelen çekim ekili ayrılmış. Doğru. Abana doğru ilçe ismi. Bakın burada ilçenin iyisinin küçük olması lazım. Ben size daha önceki videoları da anlattım. İzlemediyseniz diğer videoları mutlaka gözden geçirin arkadaşlar. İzleyin faydası olur. İl, ilçe, kent, şehir, köy, belde kelimeleri özel isimden sonra gelince küçük hale başlar arkadaşlar. Bu da yanlış. Yani şurada iyinin küçük olması lazımdı. Ankara'da Şubat ayının soğuğu da bir başka oluyormuş. Daha az önce arkadaşlar biz bunu yaptık, söyledik. Şubat'ın şeysi burada küçük olacak. Niye? Belli bir sayı yok, belli bir tarih yok. 14 Şubat ise şeye büyük yazılır arkadaşlar. Burada nasıl yazılacak? Şeye küçük yazılacak. Dağ Bağlacı doğrudur, ayrı yazılmış. Orada yazım yanlışı yok. Peki cevap ne oldu arkadaşlar? D oldu. Yarın 3 arkadaşla birlikte iş başvurusu için bakın başvuru bitişik yazılıyor. THY'ye gideceğiz diyor bakın. Türk Hava Yolları'nın kısaltılması aralara nokta konmuyor. Kısaltmalarda arkadaşlar bir yerde noktalama işareti var. Nokta o da TC Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. THY'ye gelen ek de son harfe göre geliyor. Son harfin okunuşuna göre YY. Böylelikle arkadaşlar ne yaptık bizler? Detaylı bir şekilde birinci dönem kavrama sorularını değerlendirdik, çözmüş olduk. Bu birdi. Bunun ikisi de gelecekti arkadaşlar. Üçü de gelecek. Sizlerden önerim videoları dikkatlice dinlemeniz, detaylı bir şekilde soruları incelemeniz, not almanız ve en çok karşımıza gelecek soru tipleri belirleyip onun üzerinde kafa patlatmanız arkadaşlar, düşünmeniz. Bunlar hep size faydalı olacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi de ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum.